Evet arkadaşlar, Rovanş kanalının objektif içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alpay hocamla beraber hem Galatasaray'ı hem Fener'i böyle güzel bir ortaya karışık derler. Bir ortaya karışık yapacağız. Bugün hocam son iftarımızı yaptık. Evet, Ramazan ayını bitirdik. Tüm Müslüman aleminin ve Türk halkının Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Tekrardan iyi bayramlar diyerek hocam. Senle İyi bayramlar. Senle de. İnşallah seneye Ramazan'ı tekrardan yaşarız. İnşallah hocam. Ben küçüklükten beri severim hocam Ramazan ayları. Sever misin? Ama çok böyle bir Ramazan gibi de değildi bu sene. Ben çok böyle bir Ramazan'da hocam ben şeyi çok severim. İftardan sonra sahura kadar her yer böyle kalabalık olur ya. Ben o ortamları falan çok severim. Yazdan dolayı ama şu an böyle çok yaz da olmadı. Bir yağmur durumları falan oldu. O bir iftardan sonraki dondurma havasını alamadım. Aa tabii hocam. En iyisi odur. Onu da alamadım. Bitirdik Allah'ın izniyle. Çok şükür bitirdik. Seninle de uzun süredir baş başa ilk defa video çekeceğiz. Aynen bayağı en son... Gerçi ben buraya geldim. Ratingde 4'lü çektik. Ratingde zaten ben yine rezalet. Hocam geleceğiz o konulara. Ben yine rezalet. İlk önce hocam bir liderden başlayalım. Başlayalım hocam. Lider Galatasaray'ın Alanya Spor deplasmanında 4-1'lik bir galibiyetle yoluna bangır bangır devam ediyor. Evet. Rakiplerine artık korku salma işini geçti. Bambaşka bir duygular yaşatmaya başladı Galatasaray. 3 günde 10 tane attı. Atar. Çok fazla şaşırdığımız bir olay değil. Ya, nasıl şaşırdığım bir olay? 3 günde kaç hocam, sene mi? 10 tane attın mı? Başakşehir'e 7 tane attık zaten. Tamam, Kadıköy'de, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye 3 tane attık. Yani 3 günde 10 tane attın mı? Şaşırmadım. Başakşehir'e belki vardı. Başakşehir'de beraber. O da olamaz. Başakşehir'den sonra Dünya Kupası arası var. Tam Galatasaray'ı överken yine böyle. Tekrardan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben tebrik ederim. Eski Fenerbahçeli antrenörün de görevine son vermiş bir takım olarak Ersun Yanal'da 2 haftalık 3 haftalık bir serüvenli. Alanya Spor için doğru yol Selçuk İnan hocamdır. Buradan da tavsiyemizi verelim. Devam ediyorum. Galatasaray hocam maça Kerem Aktürkoğlu'nun muazzam bir korner ortasıyla Abdülkerim'in kafasıyla başladı. Sonrasında Saşa Boy'un çok saçma bir amatörlüğüyle bir penaltı oldu. Verilmeyen sarı kartı var Saşa Boy'un. Saşa Boy'un verilmeyen bir kartı olabilir ama o çok böyle nasıl diyeyim? Bu böyle 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 falan yok. Hocam, sarı kart. Hocam çok istemeden olduğu için ben sarı kart vermem. Verene de saygı diyorum bu arada. İstemedeni var mı? Ceza sahası içinde fütursuzca kayıyorsun ve bunun hakkı sarı kart. Yani bunun öylesi yapması nasıl vermem? Verene de saygı diyorum. Hocam öyle bir penaltı pozisyonu değil. Yani kayıyor, sonrasında ayağa takılıyor. Penaltı. Penaltı değil değil mi? Tamam. Penaltı. Sarı kart yok yani. Ya ben peki. Yani ben saygı duymuyorum. Peki sen duyma. Sonrasında Galatasaray 1-1 olduktan sonra tam en sevdiğim goldür. İlk yarı bitmeden hemen önde girip en sevdiğim goldür evet. Hocam. Mertens'in kadromda Mertens'in asistiyle ne yazık ki yukarıdırın müthiş bir golüyle hocam. Bu arada ben Mertens sen bizim kendi şeyimizi Berat'la seni atmamışsın. Ben bazen unutuyorum şimdi. Mertens bir şeyler yapıyor ama diyorum ki yani Kerem bir şeyler yapıyor. Allah Allah diyorum Kerem mi şeyde Mertens mi orada? Bir de benim yani Galatasaray hücum attı. Harikalar yaratıyor. Aynen, aynen, aynen. Bir tane adamım yok. Hocam bir şey diyeceğim. Sergio Oliveira'yı oradan alabilirdim ben. He? Bir tek orada Sergio Oliveira kaldı yani, işte. Onu çekip alabilirdim. Oğlum. Yani, ben mesela kaleciyi aldım Mustari'yi. Efsane dedi. Bu arada en kötü. En kötü yani. Ama o top gelmiyor. Hocam top gelmiyor işte böyle bir sıkıntı var. Nelson sen de aynı şekilde. Nelson'u çektim. Sergio Oliveira'yı alsan hocam sen güzel oradan rahat edebilirdin. Ya yani. O da ben giderdim NDI'nin yerini alırdım çöp olurdu bu sefer. Mesela kesmezdim ben. Doğru. NDI'nin yerini alırdım. Sonrasında ikinci yarıya Galatasaray başlarken 48. dakikada Mertens hocam çok acayip bir şekilde hiç ne alaka diye bir vurdu hocam gol oldu. Yanlışlıkla oldu. Yanlış ya bilmiyorum çok böyle saçma bir gol oldu ama. Kendisi düştü gol oldu. Çok sağ olsun 10 puanımız hayırlı olsun Mertens'ten. Oldu mu? Allah bereket versin. Ben daha 10 yüzü benim takımda görecek zaten topçu yok. Benim takımım zaten ben sona oynamamaya çalıştım yani oynayan topçular böyle yani yedili. Hocam yani, 10 kişi kaldı ama. Ben direkt 10 kişi ya böyle Altay ameliyat olduğu için. O da Altay'ı da niye aldım biliyor musun? Baktım hani bir şey Fenerbahçe'yim ya. Kaleci neticesi dedim hani bunun 10'u yok. Hani 9'ları yok. Hani bunun normal yani. Bu en kötü 6 ay dedim hani sadece bir şey yapmazsa bir de son döneme girdik yani Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünerekten. Hocam, bir de pozisyon da iyi yok Fenerbahçe. Bahtsızlık var hemen sende. Dedim ki ben alayım hani 7'lerde falan takılır 6 ay. 6-5 olur 7 olur.
Yani zaten aldığın kaleci de o kadar. Kalecine gittiğin kaç? Ya benim 6'larda falan diyor. Yani o kadar olur hani. Ben de hani Fenerbahçeliyim yani. Fenerbahçe temsil ediyorum. Berat Yılmaz Nur'un, Berat Yılmaz şansın olmazsa Berat Yılmaz 7.7'ler alıyor. Kalecisi yani, mi? Tabii tabii. Bir nurlu durumu var. Alper hocam bahtsız başladı. Ben ama yine Galatasaray'ımı överken yine hocam bölmeye çalışıyor Fenerbahçeli olarak. Ben tekrardan devam edeyim. Sonunda da hocam 4. gol Milutrasic'in attığı gol. Maçı izledim mi bilmiyorum hocam. Fenerbahçe'de aynı pozisyon Diogo Rossi out'a vurdu. Başakşehir maçının aynısı. Soldan evet, bir top geldi out'a. Yani. O da golü yedik biz hatayla. Onun aynı peşine Başakşehir bir geri pasla İrfan. İrfan da bu arada nasıl koştu ben anlamadım o götünü tövbe hesabını. Onu nasıl kaldırdı da sağ geçti İrfan orada. Topu da attı Rossi'ye. Bu arada kaç maçta gol atamıyormuş ki Rossi? Rossi yani hocam Raşit'se Rossi'den çok daha iyi bir oyuncu olur. Çok mu daha iyi? Çok daha iyi bir oyuncu. Ben düzey. Diego Rossi'yi hiç beğenmiyorum. Ben beğenmediğimde de PT'nin topçusudur. Alpay hocamla Berat hocam yok ya oynar falan diyorlardı. Ben diyordum evet. Oynar dedi diyor hocam hakkımı verir misin? Çok kötü futbolcu çok diyordum. Kötü. Hatta Başakşehir'e böyle bir tane gol atmıştı hatırlıyorsun. Evet bir tek o vardı. O golü attığında Berat hocam bana şey diyordu. Yani kötü diyorsun bak gol atıyor. Hocam 50 tane ondan atsın. Bomboş bir topçudur. Bir tane maç aldı işte 3 puan. Öyle bir kanat oyuncusu olmaz hocam. Yok, ne son olmaz. Vuruşu var ne pası var. Sadece koşuyor. Koşuyorsan git atletizm yap kardeşim. Sanki bana 100 metre koşuyor. O da koşuyor. Ligin şu an en formda sağ kanada olan Raşit Say'ı yani Allah nazardan saklasın. Acayip evet. Bir form grafiği. Çok form. Ama hocam bir kişiye ben bugün bir parantez açacağım. Galatasaray maçı özelinde. Yani. Aynı kişi mi? Hocam Kanada milli takımını artık Alfonso Davies'e veda eder diye düşünüyorum. Adekukbe. Hocam inanılmaz bir futbol oynadı. Hocam gitti ya. Ben de diyorum ki ne diyor Alfonso Davies'ler falan konuştu ya. Onlar da hocam birazcık böyle pazarlamak da lazım kameraya tabii. Adekukbe'yi mi? Yoksa Adekukbe'nin de bir... Ya bir de şeyler var. Maç kalifi forma gir. Galatasaray kaç haftadır bu şekilde oynuyor. Hala forumda şey yazıyor. Bu maç işte iptal olması lazım. Galatasaray iki tane Türk'le oynuyor. Hadi bir işte hocam bunlar... forum var ya forum yıkılıyor. Forumda sürekli öyle şeyler yazıyorlar. Ama Adekukbe'yi bence... beğendim. Raşitse'ye güzel bir pas ama orada Raşitse'nin bitirişi iyi. Adekukbe'nin pası da iyi ama ki Adekukbe'ye o pası atan sol ayakla Kerem Aktürkoğlu gerçeği de var. Pas olarak, doğru futbol olarak inanılmaz gelişti. Doğru futbol oynayamıyordu hocam Kerem Aktürkoğlu. Oynamak istiyordu ama o beceri, o son topları yapamıyordu. Ligin ilk haftalarında özellikle. Ki Emre Belözoğlu da diyordu hani altyapıda iyiydi ama çok top eziyordu. Hani Başakşehir'e bir sallama durumları olduğunda Emre Belözoğlu öyle demişti. Çok top eziyordu. Galatasaray'da top ezdiği dönemler var ama şu çok an... Çok var. Yani ligin ilk dönemi sağda Yunus, solda Kerem oynarken... Çok ezme var. Çok yani orada bence takımın yıldızı konumundaydı. Önceki sene de öyleydi. Ha, takımın yıldızı konumunda olduğu zaman kendisi bence bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Zorunlu ben iyi niyetinden kaynaklanmışım. Şimdi ona gerek duymuyor. Yani yapması gereken neyse onu yapıyor. Geri kalanı da çekiliyor. Yani ilk 15 hafta Ferdi için ne söylüyorsak şu dönemde de Kerem için aynı şeyleri söyleyebiliriz hocam. Avrupa seviyesine yavaş yavaş geldi diyebiliriz. Ferdi dün yine muhteşemdi ya. Ya Ferdi hani artık o seviyeye geldi. Ben bir şey söyleyeyim sana. Ayak istiyormuş hocam Kerem'i. İstiyormuş. Gerçekten ayak istiyormuş. Bir de Napoli'de Kvaratskhelia'yı satarsa oraya bir yedek olarak hani ikinci şey olarak Kerem'i de düşündüğü haberleri var. Ama çok kravanın değeri 30 milyon düşmüş hocam. Hocam ya düşse de bir şey olmaz hocam ya. Kravanın değeri kravayı daha kolay alabilirler bu saatten sonra. Ya, onlar da elendi hocam çok favori. Bu arada ben oradan finale yürüyeceğini düşünüyorum Napoli'nin. Yani hocam Milan da efsane Milan geri mi döndü o Rafael Leao falan. Değil de 90 180 190 da ayaklı 270 uzatmalarla 285 dakika civarı Napoli'den gol yemedi. En son 96'da okuyordu. Başarıdır işte. Hocam. Ki Napoli'yi de ben çok beğenerek izliyordum ama son haftalar bir götbaş oynamaları başlamıştı. Böyle yaymalar başladı. Biz şampiyon olduk. Milan'a da öyle yaparsan efsane. İlk dörtlendin. İki tane de yenildin. Beraber Milan edelim. İnşallah şampiyonlar gibi finaline kalır diyorum hocam. Inter hadi ben de Milan... senin şeyine Inter'e tutayım. Peki yani ben... Bir rekabet olsun ben de Inter'e tutayım. İkisi de şu an İtalya'da çok bir şey yok artık. Hiçbir şampiyonluğu kalmadı ama Şampiyonlar Ligi'nin yarı final çok büyük başarı. Ben Real Madrid... Ben Real Madrid olmasın da kim oluyorsa olsun. Niye hocam? Kafasına. Olmasın da yeter. Hocam ben Real Madrid Milan finali izlemek için diyorum. Yani ne olursa efsane olsun. Efsane iki takımın maçını. Yine Türkiye'de bu arada. Evet ya yani o zaman... Ne olursa olsun. Ratingi olan birileri olsa Real, da. Real şampiyon olmasın. Çok aldılar hocam. Ya yeter. Bir zamandan sonra şey yapıyor yani. Mide bulandırıyor. Ama hocam büyük başarı ya. Yani
Dünyanın kralı yani, var yani. Öyle de hala cross modif falan da o da biraz sıkıyor tabii ama. Gerçekten sıkıyor. Yani, benim bir tane tavsiyem var. 2 yıl önce hocam, 2 yıl demeyeyim de 5 yıl önce Mehmet Topal Soğuz 2 yıl üst üste oynadı ya, Fenerbahçe taraftarları neler yapıyordu hatırlar mısın? Adamlar 10. yıla girdi. Hala aynı oynuyorlar. Oynuyor. Sabır işi hocam tabii birazdan. Topal Soğuz da bu şekilde. Ya şöyle bir şey var. İşte oraya şeyi aldık diyorlar mesela. Tchouameni'yi aldık diyorlar. Kamavinga'yı aldık diyorlar. Bir Şampiyonlar Ligi maçı oluyor. Yine Kroos'la Modric oynuyor. Kroos Modric tabii. Kroos da bırakıyormuş galiba hocam. Hayırlısı olsun. Modric de bırakıyor. Artık Kamavinga Tchouameni oynar. Buralara oynayamazlar da. Benim bir tane şeyim var. Tavsiyem var. Versinler yüzünden Barella'yı alsınlar. Barella tabii ya. Ama hocam Barella da şey gibi böyle nasıl diyeyim. Fiziki olarak biraz kısa bir oyuncu ya. Cross mod için yerini alabilecekleri tek topçu Barella. Barella'yı da çok beğenirim. Alsın versin yani, bir onların yerine birine verecekse para. Bence Barella'ya 100 lira para versinler. Hocam ama Real Madrid de biraz böyle şey oyuncu alır ya. Ne? Böyle nasıl diyeyim. Hani böyle büyük takımlardan olmuşları alır. Barella daha ne kadar? Barella oldu mu senin için? Bence şu an oldu. Hazır mıdır? Hazırdır. Peki. Benim için Barella hazır. Barella topçu. İyi topçu. Ben de kabul başka, ediyorum da. Başka söyle bana Barella gibi bir topçu şu an. Ya şu an oynayabilir. Yani şöyle, ben Real Madrid'in vizyonuna göre şunu söylüyorum. Real Madrid vizyonu De Bruyne alır. Vizyon olarak. Artık şu an dün orta saha deyince aklına De Bruyne geldiği için onu alır. Şimdi ama De Bruyne değil bence. Onlar De Bruyne'le oynamıyorlar. Evet, oynamıyorlar. Demek istediğim yani, şey o. Hani sistemde De Bruyne yok yani. Real Madrid'in vizyonu olarak söylüyorum. Bence mesela Barella, ben Real Madrid'e Foden alırım hocam. Foden, Kamavinga, Tchouameni yaparım. Kamavinga şey, Kroos, Modric. Vallahi kaç yıl oynadıysa bunlar onun iki katı oynarlar. Alsam müthiş bir orta sahacağım. Kötü mü? Tchouameni, Kamavinga, Foden. Ama ben yine Barella'dır yani. Barella yani, olur aslında. Bir şey olur için diyorum ben şimdi. Hani alışılagelmiş bir takımda mesela Kroos, Modric'in 10 yıl önceki hali bence Barella'dır. Tip olarak da. Hocam şu an bir şey ortasa geldi. Kafamda canlandı. Şurama oturdu bir ortasa. Sandro Tonali, Nicolò Barella, Phil Foden. Anam. Müthiş bir ortasa olur değil mi? Real Madrid'de de olur. Ama bu sene hemen Tistin'in acil dakika 20'de 3 tane atması lazım. Yoksa hemen eliyorlar adamı. Bir anda var. Hemen eliyorlar adamı. Haberin olmuyor hiç, yani. Hiç hemen eliyorlar yani. Ben diyorsun dakika 90'da eledim diyorsun. 2 tane koyuyorlar. Uzatmada bir tane daha basıyorlar. Yolluyorlar. Hocam Galatasaray'ı acımıyorlar yani. Galatasaray gerçekten 2 haftada değerlendirdik hocam. Gerçekten çok harika top oynuyor. Yani hiç şeyleri yok. Aman vermiyorlar. Dakika yani ilk yarı maçı kopartıyorlar. İlk yarı kopartamıyorlarsa dakika 50'de maç bitmiş hocam, oluyor bir şekilde. Çok üstün. Galatasaray kadro seviyesi çok falan üstün. Çok üstün ya. Çok Mertens, Gözhan, Yola falan giriyor. Çok üstün. Yani ikinci yarı Icardi çıkıyor ama hiçbir şey değişmiyor yani. Değişmiyor yani. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var. Karagümrük kalecisiz. Batuhan Şen sakat, Viviano da cezalandı. 4-2'lik maçta 90+8'de 2-4-2'lik maçta zaman geçirmekten sarı kart görüyor. Bravo. Hocam, çok iyisin Viviano. Hocam şu an böyle diyorsun. Yeni bir kaleci oluşuyor şu an. 3. kaleci. Muhammed Kaplan mı ne? Şimdi Galatasaray'ın maçlarında 22. Ya iyi yani. Şimdi Galatasaray'ın maçlarında böyle ismi bilinmeyen bir kaleci her zaman şov yapar hocam. Ya bu, ben sıkıldım bu. Şimdi Karagümrük'te seyret hocam. Ben vallahi sıkıldım hocam, ya. Hocam Trabzon'da da vardı bu. Trabzon'un maçında Uğurcan yoktu. Erci kaleci yoktu. Bir tane oyuncu kaleci oynadı. Kimdi o? Bilmiyorum. Sonra şov yaptı. Bak, iki tane net kurtarışı vardı Mertens karşı karşıya. Ya o maçı da hatırlıyorum. Mertens topa vurmadı bile ya. Hocam gurme Galatasaray'da benim ne bu demek istediğimi anlarlar. Şimdi bu kaleci şov yapabilir söyleyeyim şimdiden ama hiçbir şey yapmaz. Karagümrük'ü de rahat bir şekilde Ozda'ya da yok. Bilmiyorum. Cagney olsun da ben hiç beni ilgilendirmiyor hocam. Bir şey. Yani Cagney oynasın. Yani Nelson'la Apo Cagney hareket etti. Bir şey daha söyleyeceğim. Buradan Pirlo'yu kınıyorum. Niye? 4-2'li Gümrüthiye maçının 2 tane penaltı oluyor. Bir tanesini Cagney'e vermiyorsunuz. Niye versinler ya? Takımın penaltısı Borini. Borini de kardeşim bir tane de golcü atar penaltıyı yani. Atmasın. Bir tane gol attı. Attı da bir tane daha atsa 10 yapardık hocam. Onu istemez miyiz yani? Bir tane attırmadı. Ben Pirlo'yu zaten çok fazla da sevmezdim. Böyle şimdi benim de gözüme batmaya başladı. İnşallah oynamaz Cagney. Yani. Oynar rahat. Şeyde sıkıntı yok da. Şey sıkıntısı yani Galatasaray sıkıntı yaratacak tek topçu bence Borini. Borini'den bir şey olmaz. Biz rahat alırız. 3-0, nasıl 3-1 olmaz. Gibi bir şey alırız diyorum hocam. Hani az önce diyordu kaleci var şov yapacak. Kaleci şov yapabilirdi hocam. Yani. Şimdi Runarsson da şov yaptı. 4 tane attık mesela. Hop ne oldu hocam? Ağırlık yaptım herhalde. Düştüm ama. Niye öyle oldu? Mont mu geldi acaba? Bilmiyorum. Hocam geçeyim mi Fener? Doğru kes. Geç. Şimdi kes dedim. Sıkıntı yok. Geçiyorum hocam Fener'e. Şimdi hocam sen Fenerbahçe'yi
Fenerbahçeli olarak güzel bir değerlendir. Sonrasında ben de bir iki kelam edeyim. Fenerbahçe çok kötüydü. Kötüydü kabul. Çok kötüydü. Yani öncelikle sezonun ikinci yarısına Osterwolde'yi... Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Samet'e 20 lira para ver. İki tane pide al gel oğlum de. Samet ya pideyi alıp gelemez ya fırını bulamaz, kaybolur. Gelemez. Osterwolde'ye 50 lira ver de ki oğlum bir tane de parlament al gel de. Ya parlament alamaz ya para üstünü getiremez. Bunlara kim yani kim izletti bu Osterwolde'yi de buna 7 milyon para verildi. Bunu kim izledi? Ya dakika 46 mı 47 mi? Deniz Türüç. Lan Deniz Türüç. Yapacağı şey çok belli Deniz Türüç. Deniz Türüç çeker. Çeker, keser. Lan ilk defa hayatımda Deniz Türüç'ün bir adamı geçip çizgiyi indiriyorum. Dakika 46'da 47'de. Yahu ne kadar rezilsin ya. Ne kadar kötü ortası şey sol bekmiş. Samet yahu hata yapabilirsin. Tamam yapabilirsin. Sen kötüsün ama. Mesela sana kim neden 4 milyon euro para verdi? Bunun bir açıklaması yok. Yok. Mesela bu kadar formda bir Emre varken 2 haftadır neden Rossi ilk 11 oynuyor? Neden oynuyor abi? Yani sana ne kazandırmış Rossi? Bir tane maç kazandırmış. O da yanlışlıkla. 10 tane vursa ben yine ihtiyacım. Bir tanesi girmez. Ama Emre formda. Bir de şöyle bak Emre'de şu var. Emre maçı ilk 11 başladığı zaman topu daha çok paslı oynayabiliyor. Yani çünkü 90 dakikaya yaymaya çalışıyor oyununu. Ama Emre sonradan girdiği zaman kafasında hep şu var. Benim bir şeyler yapmam lazım. Şov yapmam gerekiyor. Ya benim bir şey yapmam lazım. Ben bir şey yapmam lazımla oynadığı zaman ya çok fazla top kaybediyor ya vurulmayacak yerde hani vurayım belki gol olur hani kral olurum edasıyla ya kaleye vuruyor. Yani kötü oynuyor. Ama Emre kafadan oyuna başladığı zaman bunu pasla veriyor. İşte geri daha fazla koşuyor. Çalım atacağı zamanı daha iyi ayarlıyor. Bunları çok daha iyi yapıyor. O yüzden bu takımın bir kanatta bir adam oynayacaksa Rossi değil. Emre. Yani baktığın zaman benim için kalite açısından hani oynayacak açısından Emre Mor da değil. Benim Fenerbahçe şeyimde. Ama şu anki takımda Emre Mor oynar. Rossi oynayamaz. 2 kere 2 4 oynayamaz. Yani senin bir kanat oyuncun 25 maçta bir tane atıyorsa oynayamaz bu takımda. Senin yapması lazım. Bak 10 tane atarsa gözüne batmaz. 20 tane yapsın. Yani 10-10 yapsın. 10 gol 10 asist yapsın. Seni şampiyon yapar bir kanat. Bak 10 tane atarsan seni şampiyon yapmayabilir. Ama gözüne çok batmaz. Ha, idare ediyoruz dersin. Ama 10 artı 10 yaparsa seni şampiyon yapar. Gezal mesela. Gezal. Vişça. Feguli zamanında. Zamanında. Kanadın 10 artı 10 yani 12-8 de o. Yani 20 bandına geçtiği anda gol katkısında seni bu ligde şampiyon yapar. Ama sen 25 maçta bir tane atacaksın. Yani ondan sonra böyle hiçbir şey üretemezsin. Fenerbahçe kırmızı karta kadar Başakşehir'in orta sahasını geçemiyordu. Kaleye bile değil, orta sahaya geçemiyor. Ortada bir set kurulmuş. Fenerbahçe sağa veriyor. Oradan kaleye dönüyor, sola veriyor. İşte ortada biri top almaya çalışıyor, bir pas atıyor. O sağa dönüyor. Oradan topu kaptırıyorsun. İşte Fenerbahçe nasıl çıkıyor? Başakşehir atağa çıkarken topu kapabilirse atağa çıkabiliyor. Onun dışında orta bir set kurulmuş. O seti kıramıyordu. Ta ki kırmızı karta kadar. Bence kırmızı karttan sonra zaten o... Bu aralar çok dönüyor sosyal medyada. Fakat babanın şeyin Tahir babanın portresi falan. Zuhret falan. O gün şey var. Okudun mu hiç bilmiyorum. İçerideki maçta. Ankara Gücü maçında. Dakika 85. Tribünden ses çıkmıyor. Okudun mu? Yok okumadım. Okumadın mı? Dakika. Yazan bir arkadaş var. Ve altında da statta olanlar onaylıyor yani. Dakika diyor 85. Fenerbahçe geriye düşmüş. Statta diyor. Ölüm sessizliği. Kimse ne bağırıyor ne çağırıyor. Bir anda diyor yukarıda diyor uçak var diyor. Uçak belirdi diyor. Tüm stat diyor uçağı sesini dinliyor diyor. Herkes diyor yukarı baktı diyor uçağa. Tam diyor uçak geldiğinde diyor herkes diyor yukarı bakarken diyor penaltı oldu diyor. Bak bunu vallahi yemin ediyorum sana herkes onaylıyor. Yani biri yazmış öyle bir tweet atmış. Arkası girmiş diyor ki o uçak ne alakaydı. Bir anda geldi gitti göründü gitti. Yemin ediyorum sana ya. Vallahi. Hani yemin ediyorum. Böyle bir o şey oluyor. Ondan sonra kırmızı karttan sonra yine... Maç 2-0 olup biterken o top girmiyor. Adnan Yanuzay'ın. Girmiyor yani o top nasıl girmiyor? Kale küçülüyor mu? Adnan Yanuzay'da atardı normalde onları. Yani o top zaten girmesi gereken bir top. O top girmiyor. Dönüşünde 1-1. Bence ilk gol Pedro'nun değil. Serdar Dursun'undur. Tabii. Net Serdar Dursun'dur. Yani onu bilerek yapmıyor. Zaten. Onu bilerek yapmıyor. Ama yani bir top öyle yumuşatılır. Öyle bırakılır. Yani tertemiz bir asist yani. İkinci golle bence yine de
şey. Bir şans golü o yani. Şans. Baktığında. Bir karambole bir vurdu. Vurdu. Üzerine sekti. Kaleci. Bir daha geldi. Bir daha vurdu. Yani bence Fenerbahçe'nin böyle kör zobal çok ömrü yok. Diyorsun. Çok ömrü yok. Yani bu 3 oldu. 3 hafta üst üste oldu herhalde. Evet. 3 hafta üst üste dönüyor. Yani bir devreyi daha geride kapatırsa dönme ihtimali yok bence. Hocam şimdi ben maçı izlerken şimdi Samet Akaydın'ın bir hatasından sen de söyledin gol geldi. O gole kadar hocam eğer Samet Akaydın o pozisyonu yapmasaydı Başakşehir hiç gol atma da isteği de arzusu da yoktu baktığın zaman. Bir Patrick Schick bir şeyler yapmaya çalıştı çocukcağız. Hareket edince belki bir şeyler oluyordu ama Başakşehir'in hücum attı hocam Figueiredo hiç beğenmedim. Başakşehir hiç olmamış. Oraya daha böyle pivot forvet birinin olması Okaka'nın eksikliği arandı. Çeliyordu. Kenny de olabilirdi. Ama işte hücum hattını ben Başakşehir'in şu dönemde hiç beğenmiyorum. Samet Akaydın dedi ki al sana hediye. Kazanma ihtimalini hediye olarak verdi. Ki bir Fenerbahçeli olsam Luyendama'da da yaşadık biz bunu. Hep böyle bir hocam bir bomba elde patlayabilir. O ne denir ona gerginliğiyle maç izliyor. Ben Samet Akaydın'ın artık böyle olduğunu düşünüyorum Fenerbahçeliler için. Abdülkerim Bardakçı için o kadar eder misin sen diyen Ali Koç. Neredeyse 2 milyon fazlasına Samet Akaydın'ı aldı. Yani bilemiyorum. Apo 3'e falan 4'e falan kattılar. Yani şu an ligin en iyi Türk stoperi diyebiliriz Abdülkerim için. Tabii tabii. Sonrasında Fenerbahçe ikinci yarıya başlarken... 3'ü de geçtim. Bence şu an her sondan daha formda. İkinci yarıya başlarken 3 değişiklikle başladı Jesus. Zaten her geride olduğu maçta aynı şekil, aynı şeyi yapıyor. Arda'yı oyundan aldı. Emre Mor, Pedro Alioski oyuna girdi. Hocamın dediği gibi Osterwold'e yani... Bunu kim nerede 6 milyon gösteren aslında 8 milyon olan bir oyuncu. Yani 21 yaşında. İlerleyen zamanlarda belki iyi olabilir ama yok şu an ya hocam, bu beden eğitimi dersi bile almamış ya. Ya. Ben de anlamadım. Yani 8 milyonluk bir adam. Yani Parma'da 21 yaşına kadar bu adamı almadılarsa bir şey vardır yani. Varmış tabii ki. Bunu kim niye aldı bunu ya? Yani Fenerbahçe'nin için önemli bir patlak. İtalya'ya hücum yolladınız. Bunu kapatmaya mı çalıştınız? Bunu, böyle bir adam niye aldınız amına koyayım? Bunu 8 milyon yani. Yani bu çok bir de çok pahalı var yani devre arasında takım kaliteli bir stoper bir tane forvet diye bağırıyordu. Hı hı. Gidildi bir para soldaki verildi anlamsızca fütursuzca yani şu an Alioski giriyor oraya işte Ferdi solda oynuyor yani soldaki bir şekilde kapatıyordu Fenerbahçe. Evet. Yani orada Lincoln oynuyordu. Ya bir şey diyeyim mi sana bak Fenerbahçe'nin yapması gereken neydi biliyor musun? Kim Yüce'yi sattın mı o sezonun sonunda? Yaşı 34, 35, 33, 32 hı hı. Bu yaşlarda olan bonservisini eline almış. Şampiyonlar Ligi kariyeri olan bir stoper almaktı. Bunun 2012-2013'teki Ufoloji'yi örnek verebiliriz. Evet verebiliriz. Bak Ufoloji buna çok iyi bir örnek. Semih Kaya'yı yaptı. Stoper yaptı. Bu şekilde birini Salah ile oynatacaktı. Salah zaten genç. Yani bu stoperinin ikisinde 22 yaşında, 23 yaşında olmasına gerek yok. Dünyada da böyle değil zaten. Hala Paris Saint Germain 35'lik Sergio Ramos'la oynuyor. İşte Rudiger, 30 yaşında Rudiger. Oğlum buna ne oluyor ya? Taşımıyor herhalde. Bittik hocam. Bizim iftarı çok kaçırmışsın. Bir tık kalk hocam. Tamam, 30'luk Rudiger. Mesela Rudiger'i alıyorlar. Yok işte hep 30 yaşındaki stoperler oynuyor baktığı zaman. Yani stoperin 20 yaşında olmasına gerek yok ki sürekli. Alacaktın baba bir stoper. Tamam mı? Sözleşmesi elinde olabilir. Cebine verecektin 3-5 lira para. Kim Minjay'ın parasına. Bir sürü yani. O şekilde kapat. Oğlum bu bozuldu herhalde. Heh, tamam gel. Yani bence Fenerbahçe'nin yapması gereken şey oydu. Yani yok Gustavo 21-22-23 buralara falan gitmeyecektim. Avrupa'dan tamam mı? Avrupa'da tabiri caizse kaşarlaşmış. Tabii. Kaşar kelimesi daha iyi olur oraya. Tabiri caizse kaşarlaşmış. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. Avrupa'da oynamış. Anladın mı demek istedim? Sert, kanıtlı. Şu an düşünüyorum kanıtlı. Bu dediğine bir uygun bile ya, var. Ya Godin'i alsan yeter. Godin'i olur. Alsan olurdu ya Godin bence. Godin bak, 36-37 bak dediğinden daha da yaşlı. Salah'ı Godin olur. Mesela. Yani Godin'i de alsan olurdu oraya. Yani baba bir adam ya hani Salah'ı durmasını öğretecek ne bileyim. Bir şey diyeyim mi sana? Artı 5 tane fazla gol atarsın. Öyle bir stoper. Tabii canım katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin alması gereken stoper oydu. Ama Fenerbahçe gitti bir Gustavo alındı işte tekrardan Samet. Bunlarla bence gereksiz vakit oyalandı. Yani 35 yaşında bir adam yetecektin oraya. Salah ile beraber oynatacaktın. Bence gereksiz. Zamanında mesela Nino falan yazıyordu. Bence tekte bari ona 8 lira verselerdi de. O gelip oynasaydı. Hocam onun da çok tutacağı hali. Ya o da kumar. O da kumar. Yani ama hocam, bunlardan daha iyidir herhalde. Şimdi Gustavo biliyorsun Jesus'un çaktığı bir arkadaş. Hmm. Arao ile beraber. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani elinde Serdar Aziz varken Samet diye yanmak, tutuşmak. Ki Türk'te de herhangi bir sıkıntın olmamasına rağmen. Türk oyuncu zaten böyle bir problemin yok senin. Kalecin Türk, Ferdin var, İrfan, Arda. Var Türk'ün yani ama...
Samet Akaydın'ın... İsmail Yüksel var, Mert. Var. Çok var hocam. Yani Samet Akaydın diye tutturmalarını hiç anlamış değilim. Ben de anlamış değilim. Yani daha iyi bir adam yani... Yani şu Samet'le Osterwold'i ikisini de almayıp. Şu an forvet, bir tane forvet alabilir Fenerbahçe. Zaten hani Abat Şahin nerede hocam mesela? Yok. Dün kadroya mesela giriyorsun. Mesela Luan Perez var. Kadroya giriyorsun. Bir kadro diyorsun. Bir tane kadro çıkıyor aşağıda sakat yasak şeyle. Abi Luan Perez zaten tam bir komedi. Luan Perez direğe vurdu ya. Ayağını direğe vurdu ya. Bunun ayağı çekmedi, kırılmadı. Ayağını direğe vurdu. Bu morarır, şişer, iner amına koyayım. Buna buz tutarsın. Sprey yaparsın. Soğuk bir şey vur. Adam direğe vurdu 6 ay önce ya. Bir de bir ay dediler. Hocam 6 ay önce sezon bitti. Sezon bitti ya. Ayağını direğe vurdu ya. Böyle 5.5 verildi ona galiba. Luan Perez iyi stoper. İyi stoperdi ama. Yani şu an hani bu sene alınmış en iyi stoper Luan Perez. Katıldım. O da sol ayaklı Salah'yla yan yine oynatılmayacak bir stoper. Yani Luan Perez sakatlığından dolayı mı hocam bu üçlüden dörtlüye geçme işi artık başladı? Yani üçlüde Luan Perez'i daha iyiydi. Üçlüde Luan Perez'e oynuyor takım. Daha iyiydi. Yani o yüzden mi dörtlüyü artık bu tutturdu yani? O daha büyük maç kalmadı o yüzden. Yani büyük maç da zaten üçlü oynuyor. Onda o başka konu da şu an sen... Oynamadı ki. Oynadığı var ya sezon başında. Üçlü. İlk maçlarda çevirdiğiniz maçlarda falan oynadı yani. Ren'de falan oynadı. Avrupa'da oynadı yani. Avrupa'da mı oynadı? Lig'de üçlü oynamıyordu. Ama hocam yani Fener yine 1-0'dan 2-1. O da 5 dakikada. 5 dakikada. Yani Pedro geldiğinden beri ilk defa bir boka yaradı diyebiliriz. Evet. Pedro'nun da ilk maçı. Maçı kazandırdı. Başakşehir Futbol Kulübü hocam. Kaç tane sarı kart? Bir 10 tane yakın sarı kartı var takımca. Ya bence yani... orada şu da var. Ben kendi şahsi fikrim Fenerbahçe olmam. Hakem Başakşehir'i bir oyuncuyu atmanın yolunu aradı. Bence yani iki tane bakalım. Kırmızı kartla bitirdiler maçı. Tuba'yla Ömer'le. Tuba kimde? Berat'taydı. Bir önemi yok. Bir şey olmaz. Bir önemi yok maalesef. Ben de dedim kırmızı kartla dedim inşallah yayıp olalım. Biglia da var. Biglia'dan da azaldı da hocam. Forvetleri yani. Ha, insan üstü doğru. Duramıyor yani. Alisov yine oyuncu üç olacak. Gol kralı olur yani. Alisov şimdi başımıza. İki maçta 3 tane at. Yani anlamış değilim. Onu da mi? Burada bir anda şapkadan çıkardı yani. Biz doğru. Başka bir şeyler falan konuşurken bir anda Alisov dedi. 3 tane at. Çok nurlu yani. Neyse şu an ben biraz yok, indirmemiz lazım. İndirmemiz lazım onu. Bir şey olmaz bu saatten sonra. İkincilik yarışım var artık. Bilmiyorum işte siz bir şeyle konuşun. Ben 10 kişiyim abi. Ozi de 10 kişi ama. Radakovic var ya onda da. O da yok mu? O da sezonun kişi. Tokatlarım belki var. Gerçi o bana dedi ki Alpay 4. ben 3 olsam dedi. Ben dedi kabul ediyorum dedi. Ben onu gördüm. Onu keser misin orada? Ben onu okudum abi. Onu ben okudum. Peki hocam. Hiçbir şey yazmadım oraya altına. Hiçbir şey yazmadım. Ben onu okudum. Altaş. Ameliyat. Hocam İrfan'ı beğeniyorsun kalemi. Beğeniyorum. Yani bence akarı kokarı yok. Veriyor mu güven sana? Bir güveni veriyor. Bence bir şey yok. Bence o şeyde mesela gerçi durduğu yer çok kötüydü ama yine 1-0'dan sonra bir pozisyon var ya. Bir kesme vuruyor birisi. Aha. Bence orada durduğu yer yanlış. Deniz Türüç mü? Deniz Türüç olabilir. Top biraz daha köşeye gitse alabilirdi içeri ama tuttu sonuçta. Fenerbahçe yine son dakikalarda kazandığı maçı şampiyonlukta ne denir tutundu. Ümidini kurdu. Tabii. Kaybetseydi artık onlar da ümidini kaybedecekti. Ama şimdi bir hafta daha. Beşiktaş maçına kadar en azından. Bunlar koydum şimdi ya. Aga bir şey oluyor. Tamam hadi kapatalım. Yani diyeceğim Fenerbahçe son haftaya kadar böyle götürebilir mi bilmiyorum ama şu ana kadar 6 puanlık farkı korudu. Alpı hocam galip gelmesine rağmen hala böyle bir mutlu değil. Bu da Galatasaray'la alakalı. Galatasaray'la artık. Tabii Galatasaray... Puan kaybedeceği maç Karagümrük maçı değil bence. Yani değil. Ya Beşiktaş'ta kaybetsen. Zaten şöyle Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını kaybetsek 5 maç alsak şampiyon oluyoruz. İçe yani Anadolu maçlarını kazandığımızda şampiyonuz ki son hafta Fenerbahçe'den 4 tane yemeyiz herhalde. Yok şöyle bir şey var yine de söyleyeyim. Yani Fenerbahçe eğer Galatasaray maçına 2 puanla girildiğini düşün. O zaman. Bak 2 puanla girildiğini düşün. Fenerbahçe'nin kazanması lazım ya. Aha. Fenerbahçe Galatasaray'ın karşısında kazanmaya diye çıkıp o niyetle top oynarsa Fenerbahçe ilk 45 dakika üçlük olur. Sen artık kapatmışsın önce. Sen dükkanı kapatmışsın. Benim için Beşiktaş maçında bitti. Beşiktaş maçında. Tabii Beşiktaş maçında yenmiş olsaydım Beşiktaş'ı. Şu an çok farklı yerlerdeydi o konu. Benim düşüncem o. Çünkü Galatasaray çok iyi çıkıyor. Yani çok senin savunma hattında bomba var. Anladın mı? Yani o yüzden sen Harald Ögüler'e Galatasaray'a gideceksin. Deplasmandasın. Atmaya falan çalışacaksın. Atamadın. Her döndüğün top kalene tehlike olacak. Üçlük olur falan maç. Hocam bu Galatasaray'a karşı övgüleriyle hocam. Yavaştan kapatalım ha. Kapat. Güzel. Bir daha düşmeden kapatalım. Hocam güzel. Senin de sandalyeyle bir can çekiştiğin evet, bir yayın oldu. Bana bilerek yerdin herhalde. Hocamla güzel ortaya karışık bir şeyler yaptık.
Önümüz bayram. Bu bayramda bir video çekebilir miyiz bilmiyorum. Bayram haftası maçlar var ama. Hafta içi buluşuruz hocam ben yani bayramda. Tahminen olmayabilir ama. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan iyi bayramlar. İyi bayramlar, hoşçakalın.